Saat 6'ya 8 dakika geçe 3 Ağustos 2011'de köyümüzden yola çıktık. Hava bulutlu, sisli. Dün de aynı şey vardı ama sisli olmasına rağmen gideceğiz dedik. Yanımızda Kasım abi var. Kasım abi hayırlı yolculuklar. Sağ ol, size de hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Kasım abi, yol güzergahımız neresi şimdi? Bir kılavuz olarak. Şimdi buradan çıktığımızda Kılıçav, Yonke, Çarımgün Boğazı, Şovabil, Katrovan, Boktan Yaylası, Cançak ve Karagöl. Evet. Dönüş yolu neresi? Dönüş yolu da Karagöl'den, ben şeye ineceğiz, Karagöl Boğazı'ndan Ağgöl'e. Evet. Oradan Göreşet'in Yaylası. Yamuk'tan Yaylası'ndan geliriz ve Kesiktaş'tan geliriz. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol size de. Hayırlı yolculuk. Evet. Karagöl yolculuğumuz devam ediyor. 7'ye 5 dakika var. Yonkiya'nın sırtındayız. Kasım abinin diğer deyişiyle. Korkun sırtındayız. Yolumuz bu yönde. Şovabil'den. Yukarıya doğru sis tam olarak çekilmiş değil. Hava yine bulutlu ama açacak gibi gözüküyor. Yolculuk devam ediyor. Bu sıra taşı buradan, şu an Davalı burası. Irmaklar, burası Davalı. Evet. Ama esasen gerçekten bizim yetiştiğimiz çocukluk döneminde bizim burası. Biz her zaman için burada koyunumuzu, kuzumuzu, köyün nakırını, köyün öküzünü bu alanda otlattık. Bu sıra taşı buradan öyle alır aşağıya iner, ta dereye iner. Fakat o derede iki tane sıra taşı var. Evet. Sıra taşının birisi efendim bizim yerde kalır, birisi hududu keser. Evet. Bu taraf? Bu taraf ırmaklara ait. Irmaklara aittir. Bu taraf bizden, bu sıra taşının öteki tarafı ırmaklara ait. Burası evet. Bizim kendi köyümüze ait. Bizim burada yukarıki yayladan geldiğimiz zaman da, hatta bizim yayla gittiği zaman efendim burası koruk olurdu. Evet. Sonbahara hemen yayladan öküz indiği zaman burada otlardı. Öküz de şu ileride derenin kenarında yatardı. Evet. Şu ileride. Evet. Bizim hududumuz da buradan, oradan şafşat hududu keser o dere. Pehlivan taşı denen yer var şurada. Evet. Evet. Şafşat hududu yani bu şeyin dağın eteği, tepenin eteği. Şu dere. O dere, o şu, dere. Şuradan akan dere. O dere. Şafşat hududu. O dere oradan öyle keser. Evet. Oradan şu tepenin cerfi olan yerin hemen altından efendim öyle ileriye devam eder. Şafşat hududu. Evet. Cerfini de gösterelim. Evet. Şimdi Kasım abi, bu Şovbil'in davası ne zamandan beri devam eder? Sen bayağı bir eski midir? Bayağı eski. Burası aşağı yukarı 70'li yıllara dayanıyor. He, 70'li yıllardan. 70'li yıllara dayanıyor. Yani Ertuğrul Akpınar'ın 3 yıl önce bir fotoğrafını gördüm burada çekilmiş. 3 yıl önce de hakim falan gelmişler yine mahkeme süreci. Daha devam ediyor. Devam ediyor yani. Daha evet. Devam ediyor. Evet. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Moktan yaylaları ne tarafta kaldı? Bu tepenin arkası. Bu tepenin arkasında orada kaldı. Orada zikzak yollar var ya. Evet. O yolların tam üstü. Bu görünen yaylalar bu bunlar. Irmakların. Irmakların yaylaları. Irmaklar evet, ırmakların yaylaları bunlar da. Evet, biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Ne rastladık? Bir yün var burada. Bu yünü koyunun sahibi kırkmış. Kesmiş yani hayvandan yününü ayırmış. Burada bizim bildiğimiz mantardan mı Kasım abi? Yenen mantar. Yenen mantar. Şehirlerde, büyük şehirlerde, marketlerde satılan kültür mantarı. Kültür mantarı. Bu doğalı. Bu doğal olanı diyorsun. Evet. Bize bu buralarda ne deriz buna? Kasım abi, bu mantarın adını. Normal mantar deriz biz. Mantar yani deriz buna. Evet. Tamam. Ama biraz vakti geçmiş sanki. Vakti geçmiş bunun. Evet, çürümüş evet. Evet, bu Sedat'ın atı yeğeni Tuncer, yani Necat Karan'ın oğlu Tuncer bunu götürüyor. Yakından bunu çekemedik, konuştuk ama niye çekemedik? Çünkü DNA hayvanın gözüne vurmuş.
Hayvanın gözünde kanlar vardı. Çok gözü akmış herhalde değil mi Kasım abi? Akmış. Gitmiş mi artık o? Evet. Onun için alalım. İşte çoğabilir. Hazır mermer. Hazır mermer gibi burada. Siyah. Kalıp kalıp çıkarıyor. Siyah taş. Burada siz masa olarak kullanmışsınız evin önünde. Taşlarda. İşte o hargıçın yapılan yolda bir evet, kamyoneti görüyoruz. Yavaş yavaş zirveye doğru yaklaşıyoruz. Abi orada otomobil var bir tane ya. Burası işte yukarı yaylaya giden yolumuz. İşte gördüğünüz derede Garsliyan içinden geçen, şu anda da Şavşat Ardan sınırını çizen dere. Böyle yukarıdaki yere doğru gidiyor. Burada çobanları görüyoruz. Bunlar yatasını indiriyor mu aşağıda? Ha dedim ayıptı böyle bir şeyler etmeyin dedim. Geçebilir adamı malıydı değil mi? Bu Sörsel'in şey midir? Sörsel'in çiftliği. Sörsel çiftlik, Mokta, Dalgırmaz. Mokta, çiftliği. Şey. Yani 3-4 köyün hayvanı var burada. Evet, evet. Azalmış hayvanımız ya, hayvanlar azalmış ya. Kaç baş hayvan? Bir köyde çıkardım bu kadar. Değil mi? Kendi şimdi 3 kaç baş hayvan var burada? 102, 103. 102, 103 tane hayvan var. Bir tane inek yok. Hepsi tosun ha, hepsi tosun ise... Allah canım, bütün hayvanı diye düşündüm ben de. Ha, yok. Akşamları nerede yatırıyorsunuz bu hayvanı? Abi düz çadır. Alalım da orada. Ha o mavi çadır orada var, orada yatırıyorsun. Taksim'in alt tarafı. Şimdi evet. Ya sormaz ayıp, hayvan başı mı anlaşıyorsunuz? Hayvan başı 100 lira. Hayvan nasıl başı olur? 100 lira, 100 lira. 3 ay yatar. Ha 3 ay. Ne zaman bitiyor bu? 3 ay. Eylül'ün 1'inde. 1 Eylül'de bitiyor. Bir şey kalmamış ya. 28 gün. İyi, hadi hayırlısı. Evet, evet. Allah canından bir şey verir. Evet, bir şey zarar ziyan yoktur inşallah. Yok, yok şu anda. Evet, evet. Senelle ineceğinizi biliyordum da. Abi öyle inecektik ama avi var dediler. Karakola çıkak dediler. Çalınır dediler. Aslında karakol bu tosunmak değil. Yetmedi. Karakol olacak. Sıcak bu tosunmak. Akşamdan otarıyoruz. Saat 8-9'a kadar. Gece. Evet. Mokta'nın yaylalarının üzerindeyiz. Daha doğrusu Çavdarlı. İşte. Ve şeylerin diğer yaylaları. Hava dumanlı. Bu arada yukarıdan bir transit geliyor. Arabayı çekiyoruz. Bak. Bakalım ki. Bakalım kimler geliyor? Bunlar yabancı değil gelenler. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba abi, merhaba. Merhaba delikanlı. Siz dün gitmiştiniz. Yok, dün gidecektik de dün olmadı. Dün dediler ki gittiler. Hava pusluydu, gidemedik. Dün sabah hava dumanladı. Yola gidiyoruz. Köyden bölüm mü çıktı? Karagöl'e çıkıyoruz. Valla. Yavaş yavaş. Biz daha şimdi oradan geliyoruz. Oradan geliyoruz. Şu anda neredeyiz? Bize burayı tarif eder misin? Kemerli'deyiz. Cançak'ın Kemerli denilen bölgesindeyiz. Cançak neresi? Şu düzlük alan. Şu alan gördüğün ova Cançak. Evet. Tamam. Çok düzgün bir ova karşımızda. Evet. Burası şimdi Cançak. Şu anki bulunduğumuz yer Şavşat'a ait. Evet, bu Cançak, bu bölge Şavşat toprakları mı oluyor? Hayır, hepsi Şavşat değil. Şu ileride Keser. Ortak mı kullanım burası? Burası ortak kullanımdır. Ortak. Ardancık'ın Kapıköy, Butlu. Evet. Ondan sonra Şavşat'ın Çavdarlı, Çiftlik ve Savaş köylerine ait. Evet. Burası, bu alan. Şu arkadan da bir yol var galiba. Kasım abi, oradan bizim eski yaylalara giden, yukarıki yaylalara giden yol mu orası? Hayır, orası şey değil. Bizim yol o tepelerin altından geçer de, evet. Oradan Savaş köyünün öküsü yattığı yer var aşağıda. Evet. Kavurma evet. Çukuru denen. O yol oraya iniyor. Evet. Şurada da koyunları görüyoruz yani tahminen. Tahminen neren, kimindir, nerelidir? Onlar şeydi, bu tarafında onlar Göreşetin. Göreşetin koyunlarıdır. O yaylalar o arada mı kaldı Göreşetin? Yaylalar o tepenin altında. O tepenin arkasında kaldı yaylalar. O tepenin arkasında. Evet. Şurada da
Kemerlerin suyu dedikleri yer var şu aşağıda. Evet. Diğer adıyla da çakmağın suyu derler o suya. Evet. Kasım abi, daha arka taraflarda ne var şu? Şu düzün bittiği yerde bak aşağıda bak hayvanlar görünüyor bak aşağıda siyah. Evet. Onların aşağısı bizim yaylalarımız. Bizim yaylalar. Yani bizim köy yaylaları. Evet. O bizden öteye şey var, Karaağaç, Şavşat ve Hangı var. Evet. Şavşat ayı. Onların yaylaları var. Onların yaylaları var. Bu yol nereyi takip ediyor? Bu nereye gidiyor Kasım abi? Bu yol Karagöl'e gidiyor. Karagöl, bizim gideceğimiz yer. Bilbilen'e giden, Karagöl'e ve Bilbilen'e giden yol bu. Hem Karagöl'e hem Bilbilen'e giden yol var. Var. Kasım abi, şuradan bir çizgi gibi yol mu var? Kanal. O şey, su kanalı. Evet. O Karagöl'den gelen? Karagöl'den gelen Savaş Köyü'ne, Çiftli Köyü'ne ve Çavdarlı'ya giden sulama suyu. Sulama kanalı. Suyu kanalı. Oradan evet. Geliyor. Oradan geliyor o tepenin altından. Buradan gidiyor. O tepelerin altından şeye giriyor. Savaş Köyü'nün yaylasına. Evet. Oradan gidiyor. Yani o da Karagöl'den geliyor. O da Karagöl'den geliyor. Tamam. Şu sırtın arkasında mıdır o zaman Karagöl? Karagöl şu tepelerin arkası. Şu tepelerin. Şu sesin olduğu yerde. Tamam. Heh, o tamam. Tarafta. Tamam. Evet. Cancak denen yerin bir kenarındayız, yukarı tarafındayız. Burada bir su akıyor. Kasım abinin deyişiyle Balakan'ın suyu. O ellerini dokundurmakta zorlandı bu suya. Çünkü çok soğuk aktığını söyledi. Biz de içeceğiz. Yaklaşık 3000 metre civarındayız. Bir plato görüntüsü burada. Yüksek bir ova. Evet. Karagöl'e bu tepenin arkasında Karagöl. Harika. Umarım bütün tonlarını yakaladık. Evet, şimdi tam Karagöl'e gelmişken bir Land Rover'le karşılaştık. Kendileri Çavdarlı köyünde. Yani Sosyalli. Ve şimdi İsmet'te yıkanıyorlar. Bu yolların arabası da bu işte. Tamam, biz geldik zaten, devam edelim. Oldu, çok teşekkürler. Sağ olun. İşte görüyoruz. Komşu köyümüz Çoçeliler var. Grup gelmiş ailece. Orada bir kaya galiba o. Evet. Manzara bir harika. Orada bir dağ var. Üzeri dumanlı. İyi gözükmüyor. Şimdi Karagöl'de Nezahat da burada mı? Yok, Nezahat yeğide de. Recai abiyle karşılaştık. Recai abi, bize kendini tanıtır mısın? Kimsin? Ne geziyorsun burada? Ne iş yaparsın? Nerelisin? Biz Çavdarlı Köyü'nden. Evet. İsmim zaten söylenen Recai Çetin. Seni zaten Murul'dan tanıyoruz. Emin amcamın en küçük oğlu. Evet, teşekkürler. Şimdi bir küçüğümüz daha var. Biz buraya evet. Amcamın çocuklarını getirdim gezmeye. Gezmeye getirdim. Evet, İzmit'te duruyorlar. Evet. İzmit'te, İstanbul'da oturanlar. Siz kışın nerede oturuyorsunuz? Ben kışın köyde oturuyorum. Köyde oturuyorsun. Evet. Bu koyunlardan bir şey ilişkin var mı? Bu koyunla herhangi bir ilişkin. Sizin de yani sen şeyler getirdin. Akrabalar falan getirdim. Evet, oldu. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar da hayvanları güdüyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Bilecek. Gündüzün bir şey demezler de gece. Bunlar şey yoktu, cins yoktu. Çünkü bende de vardı iki tane. İri köpekler ya. Sen de ne zaman eskiden iyi. Tabii bende de vardı. Babası zamanında. Gece yavrudur da. Zehir olur. Gel gündüzün de başına kapıda başlık geçseydi bir şey demez. Ya siz burada kendinizi besleyemiyorsunuz. Bunları nasıl besliyorsunuz burada ya? Bu kadar köpeği. Şunun iriliğine baksana. Ya kırmızı şarap falan mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu köpekler onlar abi. Şimdi o bizde olduğu zaman, köyde olduğu zaman köpekler. Yani
orada. Abi üresin oradaydı. Yaban ördeği. Evet, bir yaban ördeği görüyoruz burada. Yavru bir yaban ördeği diyor çobanlar. Burada şu anda balıkçılık ve bu tür avlanma yasak. Yasak bir dönemdeyiz, evet. Derinliği hakkında bilgisi olan var mı? Derinliği hakkında bilgisi olan var mı? Bayağı derin. 60 metre. 60 metre. 60 metre. Evet. Şu adanın bu tarafı 60 metre. Dumanların arasında biraz kar görebiliyoruz. Burayı metreye vurmuşumdur. Kar parçasını görebiliyoruz. Buranın ne kadar yüksek olduğunu, 3 Ağustos'ta ne kadar soğuk olduğunun bir ölçüsü de bu işte. Şu an şok. Onun aslında bunun sanki köpek olur. Ya bu köpeklerin bir gün yedi, bir şey gördüğünü hedefine verelim. Evet. Karşıda koyun. Bunları görüyoruz. Bunlar koyun hayvanları. Ya hamamın evinde yürüler. Dolayısıyla zararlı bu kovara. Onun bir de yıllar kazan para. Şurada şey olan şey. Bunların var. Burada da bayağı bir koyun ekibi var. Geçen sene de var. O da arkadaşıymış o. Karşıda yamadaki koyun da arkadaşıymış. Zaten bu yakada bizim bu taraftaki tane koyun yok ki. Arkadan nereden geliyor? Bilbilan'dan geliyor. Bilbilan'dan geliyorlar. Ha, gece oraya yatırmaya götürüyorlar öyle mi? Tabii canım oraya götürüyor. O Karagöz yolu şurada yatar. Karagöz yolundan geliyor o ya. O koyun Karagöz yolundan geliyor. Şu tepeye de Koroz'un tepesi derler. He. Orada geçen sene tavuğu getirdik. Odun bıraktık. Bu koyun yine orada. Odun bıraktık onu. Tamam, geçen sene bu koyun traktörle bugün orada bir şeyle Muharrem'le bu koyun ya bu sektör. Ya Kasım abi 30 sene öncesine göre ne gibi değişiklikler gördün şimdi? İklimde bile değişiklik olmuş. 30 sene öncesi bizim burada olduğumuz dönemlerde Ağustos'un sonunda, Eylül aylarında şu gördüğüm boğaz kar dolu olurdu. Gölün şu adanın ilerisi. Orada şeyini gölün üzerinde kar olurdu. Buz olurdu. O kadar soğuk olurdu tabii. Buralar, evet. Peki yükselme, açılma gibi bir şey görebiliyor musun? Var, gölde alçalma var. Azalmış sanki suyu diyorsun. Azalmış. Evet. Gölde azalma da çok var. Evet. Şurada bir kar parçası yakaladık. Ha, iki tane, bak iki parça var orada. Bak. Evet. Burada. Evet, az da olsa yakaladık. Evet. Oraya çıkmazlar, çıkarım da hoca orayı çok dik. Diğer bir değişiklik de buradan tabii karşıya geçmek zordu. Şimdi dere gibi olmuş. Aşağıda bir yine göl. Evet. Bunun devamı. Biraz aşağıda olduğu için su akıyor sürekli. Demek ki bu kadar su geliyor oradan. Tabii. Buradan geçiyor. Evet. Su azaldığını gösteriyor burada. Gölün diğer yüzündeyiz. İşte. Adaya geçelim mi hoca? Geçelim abi. Adaya geç. Karagöl kıyısında. Evet, doğal bir barınak. Çoban koku. İşte kaya. İşte taş duvarlarla çevresi kapatılmış. Yağmurdan korunmak için, soğuktan korunmak için yapılmış değil mi? Evet. Su o kadar azalmış. Azalmış değil mi? Azalmış. Karşıya geçemezdi diyorsun. Karşıya geçemiyorduk işte. Burada. Öyle parça parça. Buralar. En üst tarafta en büyüğü. Çıkıyorlar.